Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agrolemon kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Agrolemon kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben de demin fark ettim ki Brentford'a karşı oynuyormuşuz. Hatırlayacağınız üzere son maçta ligde bunlara karşı oynamıştık ve 1-1 berabere kalmıştık. Artık çok şanssız bir şekilde berabere kalmıştık mı desem, yoksa şanslı bir şekilde berabere kalmıştık mı desem bilmiyorum ama rakibimiz yine aynı ve bu sefer kendileriyle kupa maçında karşı karşıya geliyoruz. Hadi lig maçının bir şekilde telafisi oluyor ama güzel, en sonunda ya Max Aarons sakatla bitmiş arkadaşlar. Yemin ederim özletti kendisini ya. Ama bu maçta direkt olarak ilk 11'de oynatmayacağım çünkü hafif bir sakatlığı var. Belki ilerleyen dakikalarda eğer ki skoru bulmuş olursak kendisini oyun alabilirim. Cattle'ı şöyle kadrodan dışarıya şutlayalım. Onun dışında tekrardan McLean oyunu alacağım ilk 11'e. Ya da McLean yerine Lightning oynatalım. Çünkü kondisyon da benim için çok önemli. Sol kanatta Quintile yerine Bayram oynatalım arkadaşlar. Ve stopere de Guardiol yerine normalde başka birini oynatalım diyeceğim ama Merih Demiral. Bakın. Merih Demiral ilk 18'in dışındaymış. Onu hemen içeriye doğru alalım arkadaşlar. Quintile ile yer değiştirelim. Aynen. Çok ilginçtir ki arkadaşlar, Guardiol ile Merih Demiral'ı karşılaştırdığımızda görüyoruz ki Guardiol daha iyi. Umarım bu maçtan galip geliriz arkadaşlar. Çünkü bu maçın telafisi yok. Haydi bakalım, lafı uzatmanın da bir anlamı yok. Başlayalım. Ve işte kupa mücadelesi başlıyor. Umarım kendilerinden lig maçının intikamını alırız. Bizim açımızdan biraz erken final oldu ama böylesi daha iyi. Böyle en azından erkenden rakiplerden, güçlü rakiplerden kurtulacağız. Ve Puaheta dakika 5. İlk golümüzü atıyoruz. 1-0 öndeyiz. Puaheta henüz 5. dakikada takımını böyle öne geçiriyor arkadaşlar. Benim en çok merak ettiğim şey ise sezon sonu oyuncular nasıl bir gelişim göstermiş olacak. Yemin ederim onu çok merak ediyorum. Aman. Hatırlarsanız lig maçında da golü çok erken bir şekilde bulmuştuk ama daha sonra da saçma bir golle mağlup olmuştuk. Bu maçta hem iyi oynamak istiyorum hem de galip gelmek istiyorum. Tabii ki de gol yemeden. Abi bu rakip gerçekten şimdiye kadar oynadığımız en zor rakiplerden biri. Hatta belki de en zoru. Yani bir önceki maçta da çok fazla zorladılar beni. Bu maçta da şimdiye kadar çok zorladılar. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Myron Badu. İlerliyoruz içeriye doğru, şutunu çekecek. Ohoho, 2-1. Yemin ederim şutu çekerken ben gol olacağına inanmadım. Ama gol oldu arkadaşlar, 2-1 öndeyiz. Myron Badu sol kanattan geldi. Şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi. Harika bir gol attı Myron Badu. Kupada 2-1 öndeyiz. Çok kötü yakalandık. Vallahi şansı kurtardık ha. Resmen şansı kurtardık. Lan oğlum, oyuncum nerede? Çok güzel bir pas oynuyoruz şimdi. Gatou'yu da yorgunsun biliyorum ama bizim için son bir şarkı. Gelmedi. Korneri kullanacağız. Bakalım gole çevirebileceğiz mi? Orta güzel. Kafa gelir mi? İşte bu. 3-1 öndeyiz. 3-1 öndeyiz arkadaşlar. Stoperimiz gol atıyor. İlk yarıda 3-1 öne geçiyoruz. Çok önemli bir gol bu. Gerçekten çok önemli bir gol. Hem iki farklı skor avantajını yakaladık hem de deplasmandayız. Bu rakibi iki kat strese sokacaktır. İkinci yarıda çok büyük bir rahatlıkla oynayacağız ama tabii ki de rehavete kapılmak yok. Çünkü gerçekten rakip çok ama çok zor. Skor avantajı bizde olduğu için arkadaşlar sakin oynuyorum. Öyle hızlı bir şekilde kaleye gitmeye çalışmıyorum. Tabii ki de böyle fırsatlar yaratıp güzel bir şekilde pozisyonlarımızı oluşturup gol içinde bastırıyoruz. Oo, orta çok iyi. Hızlı çıkabilir miyiz acaba? Hızlı çıkabilir miyiz? Henry Onyekuru. Güzel bir çalım denemesi. Kaleye baktı. Şutunu çekti. Maalesef olmadı.
pasımı oynadım. Haydi 4, haydi 4 ve 4-1 öndeyiz. Bu maç artık buradan dönmez abi. Yani dönecekse de oha derim, küş derim, yuh derim yani. Kupada 4-1 öndeyiz. Şu ana kadar oynadığımız en zor rakibe karşı. Bunun da altını harbiden çizmek istiyorum yani. Ve karşılaşma sona eriyor. Turu geçiyoruz arkadaşlar. Ligdeki maçın intikamını alıyoruz. Arkadaşlar Guardiol. Yorgunluktan ölüyorum hocam ama beni oynatmaya mecbur kaldıysanız ona da bir şey diyemem tabi diyor. Dinleneceksin diyelim. Ve arkadaşlar bir sonraki karşılaşmamız Blackburn'a karşı. Normalde simüle etmeyi düşünüyordum ama en iyisi oynayalım. Şöyle formaları da değiştirdik. Ve karşılaşmaya başlayalım bakalım. Abi bu arada Aarons'u ilk 11'de oynatmak ne kadar mantıklı ya. Ama oynatalım çünkü Gertruida'nın da biraz dinlenmesini istiyorum arkadaşlar. En iyisi dokunmayalım. Böyle kalsın. Bu maçı böyle çıkalım. Hadi bakalım. Oyna. Karşılaşmaya başlıyoruz. Umarım bir önceki maçta ara verdiğimiz galibiyet serisine devam ederiz. Bu bölümde liderliği alabilirsek müthiş olur. Myron Badu 1-0. Myron Badu'nun attığı golle 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. Hızlı oyunculara sahip olmak bu yüzden çok önemli işte. Hemencecik öne gitti, pasımızı oynadık, şutunu çekti, topağlara gönderdi. O yüzden yani arkadaşlar hızlı oyuncular gerçekten çok önemli. Aslında sağ kanatta Poaheta'nın önüne oynayacaktım. Son anda karar değiştirdim arkadaşlar. Pasımı oynarsam haydi. Maalesef, maalesef, maalesef ama pozisyon devam ediyor. Tehlike devam ediyor. Çok güzel bir pastı geçseydi efsane olacaktı. Şimdi sol kanattan hızlı bir hata çıkmaya çalışıyoruz. Sağına çekti. Pasımı oynayacaktım, geç kaldım. Şimdi oynadım. Rup 2-0. 2-0 öndeyiz. Rahat bir galibiyet olacak inşallah. Öyle gözüküyor şimdilik. Ama hiç de belli olmayabilir arkadaşlar. O yüzden maç bitmeden bir şey diyemeyeceğim. Çok güzel bir pas. McLean. McLean vuramadı bir türlü. Bir türlü vuramadı. İstediğim yeri oynayamadım. İstediğim yeri oynayamadım. Allah'tan öndeyiz. Yoksa burada kriz geçirirdim yani. Atanga. Atanga tutanga. Aman aman. Oha. Nasıl bir şans ya. Abi. Atamadı lan boş kaleye. Ama yani top da çok sert geldi. O yüzden normal karşılıyorum. Şans bizden yanaydı. Şimdi Poaheta. Poaheta. Allah'ım ya Rabbim. Olmadı. Şimdi sağ kanattan geliyor Atanga. Karşılayacağız. Topu alırsak kontraya çıkarız dedim ama alamadık. Sakin. Abi çok etkili geliyorlar ya. Çok etkili geliyorlar. Yani gerçekten çok az geliyorlar ama geldikleri zaman da çok etkili geliyorlar. İlk yarı bitmeden topu maalesef ağlarımızda gördük. İlk yarı sonucu 2-1 diyebiliriz artık. O gol yemeseydik çok iyi olacaktı ama neyse, nazar boncuğu olsun. İlk golü kornerden yedik. Kornerde de çok etkililer ya. Özür dilerim kulaklık takanlar için bir dakikalık saygı duruşu. Aman dikkat, aman dikkat. Pasın oynayacak. Vallahi biliyordum. Vallahi biliyordum. Topu aldık. Kaptırmazsak iyidir. Kaptırmadık, güzel. Sakin, şimdi sakin. Henry Onyekuru'yu oynadım. Henry Onyekuru. Sakin. Sakin. Güzel bir pas. Dermich. Dermich. Topu geri. Allah kahretsin ya. Yemin ederim var ya, nereye oynayacaklarını bilmesem, yani tahmin etmesem doğru. Şu ana kadar belki de onlar öndeydi. Pası önüne oynayacağım. Önüne oynayacağım. Bir şut gelir mi? Pas kötüydü maalesef. Karşılaşma bitmek üzere. Aldığımız, yani alacağımız en değerli galibiyetlerden biri olacak. Çok büyük bir ihtimalle.
Haydi, haydi, haydi işte bu be. Ulan son noktayı koyduk en sonunda ya. Abi vallahi çok zor rakip ya. Geldikleri zaman çok etkili geliyorlar. Yani onların defansını geçmek de zor. Bir şekilde başardık ve golü attık. 3-1 öndeyiz. 3-1 öndeyiz ama golleri ne kadar zor attık yani anlatamam. Ve ilk yarı sona eriyor. Ne ilk yarısı lan? Maç sona erdi arkadaşlar. Bir an dalmışım, kusura bakmayın. Maç sona eriyor arkadaşlar. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılıyoruz. Rakibin topa sahip olma yüzdesine bakın arkadaşlar. Bakın gerçekten diyorum, maçı domine ettiler ama biz çok şükür ki galip gelmesini bildik. Gerçekten önemli bir karşılaşmaydı. Demek ki 16. sırada olmasına bakmayacağız ve maça çıkacağız abi. Gerçekten çok zor bir maçtı. Bir sonraki karşılaşmamız Reading'e karşı arkadaşlar. Bu arada o müthiş liderler aramızdaki puan farkı 1'e inmiş. Gümbür gümbür geliyoruz. O liderliği alacağız inşallah. Şöyle hızlıca Reading kaçıncıymış diye bakalım. 14. sıradalar. Ama hatırlatırım, bir önceki karşılaşmada rakibimiz 16. sıradaydı. Bu arada onlar nerede? Ha, 19'a gerilemişler. Ve bizi gerçekten çok zorlamışlardı. O yüzden bu maça da çıkacağız arkadaşlar. Formalar aslında böyle güzel ama ben bu sefer deplasman formasını alacağım. Onu çok az kullanır olduk. Biraz da deplasman formamızla oynayalım değil mi? Bayram biraz yorgun, o yüzden Quintile'yi oyuna alacağım. Max Aarons'un bir önceki maçta hafif bir sakatlığı vardı ama sanırım geçmiş. Buendia yerine Lightning'i oynatmak istiyorum. Onun dışında bu sefer Dermich'i mi acaba ilk 11'de oynatsam ya? Gelin arkadaşlar, bu sefer de Dermich'i ilk 11'de oynatalım. Gerçi çok büyük bir fark oldu şimdi ama en azından fit bir oyuncu sahada. Bakalım maçın gidişatına göre Dermich, Badu, Hernandez, Onyekuru, Lightning'a Buendia değişiklikleri yapabiliriz. Ama şimdilik böyle kalsın, biraz da yedekler oynamış olur hem. Hadi bakalım arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşılaşmaya başlıyoruz. Şimdi demin Puaheta ile oynadım da acaba Puaheta sağ kanada geçince verimi daha mı düştü ya, yoksa bana mı öyle geliyor? Ya da ben daha çok sol kanattan oynadığım için mi kendisinden verim alamıyorum? Bu arada biz burada konuşurken rakip etkili geliyor. Topu uzaklaştır Meri. Aynen öyle. Aldık topu. Lightning sakin. Puaheta. Puaheta pasını oynadı. Lightning'a ilerliyor. Lightning'a topu sakla. Lightning'a şutunu çek. Orta yap. Oradan şut çekmek imkansız abi. Oradan yani hayatta gol olmazdı. O yüzden mecbur ani bir orta yaptım. Sol kanat. Ah. Hocam, hocam. Lan. Topu ağlarımızda görüyoruz. 1-0 geriye düşüyoruz maalesef. Savunabileceğim en iyi şekilde savundum. Ama maalesef gol atmayı bildiler. Yapacak bir şey yok. Durum işte, oyuna tekrar başlıyoruz. Hoca bitirme, hoca bitirme. Lan ilk yarı sona eriyor. İlk yarı sonucu maalesef 1-0 mağlubuz. İkinci yarıda bir şekilde toparlayacağız inşallah. İkinci yarıya başlamadan Onyekuru ile Buendia'yı oyun alıyorum arkadaşlar. Çünkü hızlı bir şekilde çıkabilmemiz lazım. Umarım bu değişiklikler işe yarar. Etkili geliyor rakip. Etkili geliyor. Var ya, o kadar kritik bir müdahaleydi ki. Haydi Onyekuru, haydi. Haydi, ne olur ya, ne olur ya. Puaheta sağ kanattan doğru şansını deniyor. Topu sakla, topu sakla. Saklamaya devam et. Oğlum biriniz yardıma gelin lan. Dakika 76. İnanın var ya, can çekişiyorum burada, can. Yapma, yapma, yapma. Maalesef 2-0 gerideyiz. Açıkçası ben biraz şoktayım arkadaşlar. Çünkü rakip gerçekten iyi oynuyor. Gerçekten iyi oynuyor yani. Son 10-11 dakika ne yapabileceğiz bilmiyorum. Açıkçası bu maçta yok gibi bir şeydik. Yani bulduğumuz fırsatları da değerlendiremedik. Gördüğünüz üzere yani ayağımızdaki topu bile rahat bir şekilde alabiliyorlar topu korumamıza rağmen.
Güzel pas. Haydi Drmić. Haydi yapma ya. Yapma oğlum yapma ya. Abi oyuncular savunmaktan gebermiş ya. Vallahi billahi gebermiş ya. Canımız çıktı ya. Çok samimi söylüyorum. Canımız çıktı burada ya. Çık çık çık. Ne olur çık. Çıkmadı yala. Hah şimdi çıktı. Artık arkadaşlar yani karşılaşma bitmek üzere. Buradan maç dönmez zaten. Böylelikle de ligdeki ilk mağlubiyetimizi almış oluyoruz. Güzel pas gelir mi? Geldi vallahi. Haydi maç bitmeden bir gol daha. Yani biz atalım açısından. Fakat karşılaşma sona eriyor. Böylelikle ilk mağlubiyetimizi almış oluyoruz arkadaşlar. Yani rakibi tebrik etmek dışında yapabileceğim bir şey yok. Gerçekten çok iyi oynadılar çünkü. Ama bu bölümü mağlubiyetle de kapatmak istemiyorum. O yüzden bir maça daha çıkacağız. Bu sonuçla birlikte liderlerimizdeki puan farkı 4'e çıkmış oldu arkadaşlar. Kazanabilseydik puan farkı 1'de kalacaktı ama mağlup olunca böyle oldu. Neyse ki lig uzun bir maraton. Telafi etmek için daha şansımız var. Bizim aldığımız mağlubiyetle birlikte şu an ligde namağlup takım yok arkadaşlar. 10 maç boyunca yenilmedik. 10 maç boyunca yani kupa maçlarını saymıyoruz tabii ki de. 10 maç boyunca yenilmedik ama 11. maçta maalesef olmadı. Bu arada aylık oyuncu izleme raporumuz gelmiş. Cihan Sarı var burada. Potansiyeli 60-82 arası. Burası da 62-86. 70-94 güzel. Bu da 74-94. Bu da güzel. Yasin Aydın mı? Çok iyi lan. Tam benim arkadaşımın isminin aynısı. Buradan bu vesileyle ona da selam olsun. Şimdi Yasin Aydın'la Cihan Sarı'yı maalesef A takıma yükseltemeyeceğim ama Mert Çimşek'le Ümit Batur'u yükseltelim. Oyuncuyla sözleşme imzala diyelim. Aynı şekilde seninle de sözleşme imzalayalım. Hatta sizlerle de imzalayalım. Oyunculara bir de buradan bakalım diyorum ama sanırım burada yoklar değil mi? Aynen abi burada yoklar nedense. Artık transfer dönemi açılınca mı gelirler nasıl olur bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar Yasin Aydın kaleciymiş. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Belki bizden de bir Buffon falan çıkabilir. Neden olmasın? Fakat kendisini A takıma yükseltemediğimiz için şimdilik ne diyelim? Kaleci diyelim. Gelişim planı vermekle yetineceğiz kendisine. Mert Çimşek'e gelelim. Mert Çimşek'e de defansif açık beki diyelim. Aynen aynen. Defansif açık beki kalsın daha sonra değiştiririz. A takıma yükselt. Roberto Barrios var. Roberto Barrios'a gelişim planı vermiştik aynen. Cihan Sarı. Cihan Sarı da 15 yaşında onu da A takıma yükseltemeyeceğiz ama kendisine gelişim planı verelim. Merkez defansif orta sahaymış. Defansif oyun kurucu diyelim kendisine. Ve Ümit Batur vardı arkadaşlar. Ümit Batur'a da gelişim planı verelim. Santrafor. Aynen. Santraforsan abi. Santraforsan eğer hızını ve şutunu geliştireceksin. Seni de direkt A takıma yükseltelim. Diğerleri 15 yaşında arkadaşlar. O yüzden A takıma yükseltemiyoruz. Bunları yani bir sene beklememiz mi lazım? Şimdi 16 yaşına girmeleri için. Anlamıyorum ki tam olarak. Neyse bir sezon bekleyeceğiz. Daha sonra da duruma göre hareket edeceğiz. Oyuncularımız yorgun yine. Normalde Onyekuru'yu falan oynatmak istiyorum ama dediğim gibi kondisyonları düşük olduğu için bu riski göze alamam. Belki maçın ilerleyen dakikalarında Ümit Batur'a şans verebilirim. O da böylelikle ilk maçına çıkmış olur. Nasıl ki Ketola'ya ilk maçında 2 gol birden attırmıştık. Belki Ümit Batur'a da aynısını yapabiliriz arkadaşlar. Onun dışında burada Mert Çimşek var. Böyle tip olarak biraz Recep Niyaz'a benziyor ama inşallah sonu onun gibi olmaz. Şuradan hemen formalarımızı seçelim ve karşılaşmaya başlayalım. Umarım galibiyet serisine tekrardan başlayabiliriz. Haydi bakalım. Stoke City Agrolimo mücadelesi başlıyor. Haydi bakalım bu karşılaşmayla birlikte yeni bir galibiyet serisine başlayalım inşallah. McLean mi? McLean abi. Çok iyi lan isimleri neredeyse aynı. Onlarınki McLean bizdeki McLean. Lan burada laga luga yaparken gol yiyorduk ha. Güzel bir orta. Ya, olmadı. Offside mı? Offside'e yakalanıyoruz. Yani varmış bayağı da. Dakika 17. Gole çok yaklaştık. Al o topu. Al aynen kaptırma güzel. Pasını oyna. Güzel. Poaheta'nın önüne bırak. Çok güzel. Poaheta yerden sert orta. İstediğim kişi oynayamadım ama 1-0 öndeyiz. Myron Badu atıyor. 1-0 öndeyiz. Rakip çok zorluyor abi. Yemin ederim çok zorluyor.
Yani böyle rakiplere karşı gol attığım zaman derinden bir oh çekiyorum yani. O yüzden coşamıyorum. O yüzden de kusura bakmayın. Normalde en çok o gollerde coşmak lazım değil mi? Yani sonuçta çalışmışsın, çabalamışsın, golünü atmışsın en sonunda. Coşman lazım yani. Ama ben yapamıyorum onu. Ben derin nefes alarak böyle hani içimden oh be diyorum yani. Ya orta sahada sanki oyuncu yokmuş gibi top bir o kalede bir bu kalede. Orta sahaları hızlı bir şekilde geç... Lan bu nasıl pas? İleri oynadım. Oyunu biraz soğutmak lazım diyeceğim ama maçın da yani henüz başı. Şuna bakın ya. Yemin ederim top bir orada bir burada ya. McLean. Pasını oyna. Güzel, güzel, güzel. Güzel düşünceydi. Maalesef olmadı. Top oradan geçseydi kaleciyle karşı karşıya kalıp çok güzel bir pozisyon yaratmış olacaktık. Getruida bir şekilde geçti. Topu geri oyna. Poaheta şimdi. Poaheta içeri girdi. Pasını oyna yerden. Şut! Bir şut daha gelir mi? Bir şut daha. Maalesef. İlk yarı bitmek üzere. Umarım galibiyetimiz de sonuçlanır ilk yarı. İkinci yarıya başlıyoruz. Bir önceki maçta oyuncuların kondisyonu çok erkenden bitmişti. Ve bu da zaten zor olan rakibe karşı mağlup olmamızı sağlamıştı. Yani daha da fazla zorlanıp da. O yüzden aynı hatayı bu maçta da yapmak istemiyorum. Rakip gerçekten zor. Rakip gerçekten zor. Ve yani bir şekilde kondisyonu idareli kullanmamız lazım. Henry Onyekuru. Haydi. Haydi bir gol daha bulursak bizim açımızdan güzel olacak. Yalnız Poaheta da yoruldu. Herkes yoruldu abi. Aa, of. Uzun pas oynamak istedim. Sakın sakın. Çok az adamla yakaladılar. Of of. Allah'a çok şükür. Geri kalan dakikalarda defansif oynayacağız arkadaşlar. Çünkü rakip çok fazla zorluyor. En azından son 10 dakika biraz olsun rahat edelim. Onyekuru'nun önüne çok güzel bir pas yetişti vallahi. Yetişmez sanıyordum. Orta da güzel. Hiç beklemiyordum lan. Yani orta yaptım ama pozisyonu kaybediyordu. Neyse. Maçın son dakikaları. Yani bu maçı almamız lazım. Yeni bir galibiyet serisine başlayabilmek için bu maçı almamız lazım abi. Dakika 90 oldu ama yani gözümün ucuyla gördüm ama kaç dakika uzatma var bilmiyorum. Bakamıyorum şu anda. Oha. Canım çıktı. Allah'ıma çok şükür ya. Allah'ıma çok şükür. Galip gelmesini bildik. Canım çıktı resmen. Canım çıktı. Vallahi helal olsun yani. Galip gelmesini bildik arkadaşlar. Brentford maçları dahil, en sonki maç dahil gerçekten en çok zorlandığım karşılaşmalardan biriydi. O yüzden galip geldiğimiz için ayrıca mutluyum. Pozisyon açısından biraz kısır geçen bir karşılaşma olmuş ama gerilimi ve heyecanı epey yüksekti arkadaşlar. Simon Schmidt için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi geldi arkadaşlar. Bunu biz görüşme yapmayalım da şöyle yapalım. 2 yıllık diyelim ve yetkiyi verelim. Bakalım ne olacak. Bu galibiyetle birlikte ligde 25 puana ulaştık fakat liderlerimizdeki puan farkı hala 4. Ve böylelikle de bu bölümün sonuna geldim arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.